أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم قناه الفتيوي izleyicileri Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar dilerim. Bu mübarek cuma günü hürmetine Rabbim günahlarımızı affetsin. İbadetlerimizi dergah-ı uluhiyetinde kabule karin eylesin. Dünya ve ahiret sıkıntılarımızı gidersin. Bizleri rızasına muvaffak eylesin. Aziz izleyiciler, muhterem izleyicilerim, bugünkü cuma öncesi sohbetimizin konusu İslam'da tevbe. İslam'da tevbe. Ya nefsü tubi. Ey nefis, tevbe et. Ey nefis, tevbe et. Fe innel mevte kad hana. Ey nefis, tevbe et. Çünkü ölüm çok yaklaştı ha. Haberin olsun. Ölüm çok yaklaştı. Tevbe et. Va'sil heva. Nefsani arzularına isyan et. Nefse uyma. Nefsin dediklerini yapma. Nefsin esiri olma. Nefsin emrinde olma. Efendim, va'sil heva fel heva ma'zale fettana. Nefsani arzulara isyan et, çünkü nefsani arzular İnsanı fitneye götürür muhterem Müslümanlar. Fitne, dini fitne, İslami fitne, Allah ve Resulünün emirlerine karşı fitne, yani dini emirlere la kayıt kalmak, karşısında olmak, ilgilenmemek, yani iyi hareket etmemek, iyi çalışmamaktır fitne. Evet, fi kulli yawmin lana maytun nushayyi'uhu. Her gün bizim bir ölümüz var ki onu tevdi ediyoruz kabrine. Onu kabrine götürüyoruz. Evet, fi kulli yawmin lana maytun nushayyi'uhu. Yuhyi bi masra'ihi amala mawtana. Onun ölümüyle bizim ölümümüzü hatırlatıyor muhterem izleyiciler. Onun için çare iyi gane tevbedir. Alimlerimiz diyor ki yeni yılı tevbeyle karşılamak lazım. Geçmiş yılın muhasebesini yaptıktan sonra gelecek yıla tevbe ile, istiğfar ile, günahlarının affedilmesi arzusu ve duasıyla yeni yıla yeni bir tevbe, yeni bir temizlik yapmak lazım. Tevbe ne demek? Tevbe dönüş yapmak demek muhterem izleyiciler. Tevbe dönüş yapmak. Nereden? Günahlardan ibadete, yanlıştan doğruya, hatalardan Allah'ın rızasına, efendim dönüş yapmak. Et-tevbetu er-rucu'. Günahlardan rucu etmek, yanlışlardan efendim vazgeçmek muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Azimuşşan'da birçok ayette Cenab-ı Hak tevbe ve istiğfarı bize emrediyor. Ve bu cümleden olarak قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ. Ey nefislerini yanlış yolda kullananlar. Aziz izleyiciler, bugün birçok insan maalesef nefsini yanlış yolda kullanıyor. Hatalı kullanıyor. Gayri meşru bir yolda kullanıyor. Allah'a ve Resulüne ters düşecek şekilde hayatını kullanıyor ve nefsini günah kirleriyle kirletiyor aziz Müslümanlar. Onun için Cenab-ı Rabbül Alemin, Fahri Kainat Efendimiz olan Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve selleme emrediyor. Diyor ki, kul söyle.
Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim, nefislerini yanlış yolda kullananlara dey. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyiniz. Rahmeti ilahiyeden umut kesilmez muhterem Müslümanlar. Allah'ın rahmeti boldur. Rabbul Alemin hadis-i kudsi'de buyuruyor ki, İnne rahmeti sebeqet gazabi. Benim rahmetim benim gazabımdan öndedir. Yani benim rahmetim gazabımdan fazladır diye Rabbul Alemin bizlere hatırlatıyor. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la teqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyiniz. Zira inna Allaha yaghfiru zunuba cemi'a. Cenab-ı Hak günahların tamamını affeder. İnnehu huvel gafurur rahim. Allah mağfiret sahibi, Allah affedici, Allah affesever, Allah affeder muhterem izleyiciler diye Cenab-ı Rabbul Alemin bizlere açık, seçik ve net olarak ifade buyuruyor. İnna Allaha yaghfiru zunuba cemi'a. Allah isterse, tövbe edilirse, Allah'a dönüş yapılırsa, Allah bütün günahları affeder. İnnehu huvel gafurur rahim. Muhakkak ki Allah mağfiret sahibidir, affa sahibidir, merhamet sahibidir. Onun için umut kesmemek lazım. Sonra aziz Müslümanlar, günah ne denli büyük olursa olsun, ne denli çirkin olursa olsun, ne denli hatalı olursa olsun, ne denli iğrenç bir günah olursa olsun, Cenab-ı Rabbul Alemin tövbe edilirse onun tövbesi kabul olur. İnna Allaha yakbelu tevbetel abdi ma lem yugargir. Allah kulun tövbesini ruhu boğazına gelip konuşamayacak hale gelinceye kadar Allah yapılan tövbeleri kabul edeceğini bizlere vaat ediyor muhterem izleyiciler. Yine Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki, وَاَن۪يبُوا اِلَى اللّٰهِ. Ey Müslümanlar! وَاَن۪يبُوا اِلَى رَبِّكُمْ. Rabbinize dönüş yapın. Rabbinize dönüş yapın. Rabbin lütfuna, merhametine, ihsanına, af ve mağfiretine dönüş yapın. Allah'ın kapısına dönün. وَاَسْلِمُوا لَهُ. Allah'a teslim olun. Allah'ın emirlerine teslim olun. Allah'ın dediklerini yerine getirin. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ. Azap gelmeden evvel, ölüm gelmeden evvel, kabre girmeden evvel, hesaba çekilmeden evvel Allah'a dönüş yapın kardeşim. Allah'a dönün. Kur'an diyor ki فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ. Allah'a koşun. Allah'ın dergâh-ı uluhiyetine yönelin. Allah'ın dergâh-ı uluhiyetine dehalet edin. Allah'ın dergâh-ı uluhiyetine sığının kardeşim, sığının. Azap gelmeden evvel azap geldi mi bir daha size yardım edilmez. ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Azap geldi mi, yardıma uğramazsınız, yardım görmezsiniz, yardıma mazhar olamazsınız. Ve yine Rabbul Alemin buyuruyor ki, وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Ey müminler, hepiniz topyekun, hepiniz Allah'a tövbe edin. Eyyuhel mu'minun, ey mu'minler, leallekum tuflihun. Allah'a tövbe ederseniz, Allah'a dönüş yaparsanız, felaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz, huzura erersiniz,
Allah'ın rahmetine nail olursunuz muhterem Müslümanlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki, Efendim, vallahi inni le estağfirullaha ve etubu ileyh. Vallahi ben Allah'tan mağfiret diliyorum ve Allah'a dönüş yapıyorum ve Allah'a tövbe ediyorum. Efendim, fil yevmi ekthara min seb'ine marra. Günde 70 kereden fazla ben Allah'a tövbe ediyorum, Allah'a dönüş yapıyorum, Allah'tan af ve mağfiretimi istiyorum. Aziz izleyiciler, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ayet-i kerimenin taahhüdüyle لِيَغْفِرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarının tamamını affedecek ve affetmiştir. Affetmiştir. أَلَمْ يُرْضِكَ الرَّحْمَانُ فِي سُورَةِ الظُّحَى Allah seni ve Zuhâ suresinde razı etmedi mi? وَحَاشَاكَ اَنْ تَرْضَى وَف۪ينَا مُعَذَّبٌ Biz ümmetin içerisinde azaba tabi olan insan oldukça senin razı olman mümkün değil. Bizi kurtarırsın. Bizim af ve mağfirete nail olmamız için Cenab-ı Hakk'a şefaatte bulunursun. Ve diğer bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, Ya eyyuhen nas, ey insanlar, A'dan Z'ye kadar, ey Hazreti Adem'in evlatları, ey Allah'ın kulları, tubu ilallah, Allah'a dönüş yapın, Allah'a tövbe edin, Allah'tan af isteyin, Allah'tan mağfiret isteyin. وَاسْتَغْفِرُوهُ Cenab-ı Hak'tan mağfiret isteyin. Allah'a tövbe edin ve Allah'tan mağfiret dileyin. فَاِنِّي اَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةً Ben her gün Cenab-ı Hakk'a 100 kere tövbe ve istiğfarda bulunuyorum. Tövbe ediyorum, istiğfar ediyorum diye Efendim Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bizlere ifade buyuruyor. Ve yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorlar ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah şirk edenleri affetmez. Allah şirki affetmez. Allah şirki mağfiret etmez. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ Şirkin dışındaki günahları kul Allah'a dönerse Allah o günahları affeder diye Kur'an bize teminat veriyor. Ve yine aziz izleyiciler, insanoğlunun yapısında günah var. İnsanoğlunun genlerinde günah işleme var. Ve bu Hazreti Adem aleyhisselam babamızdan bize miras kalmıştır. Nasıl ki Hazreti Adem aleyhisselam, Allah onu cennete koydu, annemiz Havva'yı cennete koydu ve onlara emretti. Bütün cennetin nimetlerinden istifade ediniz. Ama وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ Bu ağaca yaklaşmayın, bu ağaçtan yemeyin, bu ağaçtan uzak durun. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ Şeytan aleyhi l-lâne Adem babamızı kandırdı, Adem babamızı aldattı, Adem babamıza yemin etti, yemin. Hazreti Adem yalanın ne olduğunu bilmiyordu cennette. Bir insanın yalan söyleyeceğine inanmıyordu. İnsan, bir Müslüman nasıl yalan söyler, bir kul nasıl yalan söyler diye Efendim şeytan aleyhillâneye aldandı.
وَقَاسَمَهُمَا onlara yemin etti. اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ben size nasihat ediyorum. Ve onlar ona uyarak o malum ağaçtan yediler. Yiyince üzerindeki cennet giysileri üzerlerinden düştü. Ve başladılar cennetin ağaçlarının yapraklarından avretlerini örtmeye başladılar. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Hazreti Adem Aleyhisselam babamızın tevbesini kabul etti. Dönüşünü kabul etti. Allah'a dönmesini kabul etti. Dolayısıyla nasıl Adem babamız hata işledi, hatasından döndü ve hatasından dönmekle de efendim Cenab-ı Hak onu affetti, onu mağfiret etti, onu günahından arındırdıysa bizler de onun evlatları olarak, Hazreti Adem'in evlatları olarak biz de günahlarımızdan tövbe ve istiğfar edelim. Af ve mağfiret dileyelim. Cenab-ı Hakk'a dönüş yapalım. Ve Allah'ın rahmetinden hiçbir zaman umudumuzu kesmeyelim. Çünkü Kur'an bunu bize emrediyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, efendim, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden umut kesen insanlar, zarara uğrayan insanların ta kendileridir diye ifade buyuruyor muhterem cemaat, muhterem Kanal TV izleyicileri. Evet, İmam-ı Busiri Hazretleri o kıymetli olan kaside-i burdesinde diyor ki, ya nefsü la taknati, ey nefis, umudunu kesme. Ya nefsü la taknati min zelletin azumet, büyük bir günah işlemenden dolayı umudunuzu kesme, umutsuz olma. İnnel kebaira, muhakkak ki büyük günahlar, fil gufrani, af ve mağfiret açısından, kellememi, küçük günahlar gibi. Nasıl Cenab-ı Hak küçük günahları affediyorsa, büyük günahlar da Allah tarafından öylece affedilir. Onun için umut kesme, umutsuz olma. Umut kesen insan daima zarar eder, daima perişan olur. Evet muhterem Müslümanlar, bütün günahlardan tövbe etmek vaciptir. Bir Müslüman işlediği diyelim ki 100 tane günahı var. Bunların tamamından tövbe etmesi vaciptir. Vacip ne demek? Farzdır. Yani olmazsa olmazlardandır. Muhakkak surette insan günahlarından tövbe edecek. Eğer işlenen günah insan ile kul arasında ise, insanla kul arasında günah işlenmiş ise, yani kul hakkıyla alakası yoksa, kul hakkına tecavüz değilse, efendim, onun 3 tane şartı var. O tövbenin kabul edilmesi için 3 tane şart var. Bu 3 şart nedir muhterem Müslümanlar? Birincisi, insan günahını bırakacak, tamamen bırakacak. Bir insan hem günahı işliyor, hem günah işlemeye devam ediyor ise ve diliyle estağfirullah diyorsa, bunun günahı bu Cenab-ı Hak ile alay ediyor gibi bir durum söz konusu. Çünkü Peygamberimizden rivayet edilen hadis-i şerifte اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ günahından tövbe ettiğini iddia edip günahı işlemeye devam eden insan haşa ve kella Rabbul Alemin'le alay ediyor bu. Bu Allah'la alay ediyor. Onun için
günahtan tövbe etmeden evvel tövbe geçerli olabilmesi için o günahı bırakmak lazım. O günahı terk etmek lazım. O günahtan tamamen vazgeçmek lazım. Bu birinci şart. İkinci şart, o günahı işlemesinden dolayı pişmanlık getirecek. Ben niçin Rabbime karşı geldim? Rabbimin yasak ettiği bu yanlışı yaptım. Rabbimin yanlış olduğunu bana ifade ettiği bu yanlış işi neden yaptım diye pişman olması lazım. Pişmanlık getirmesi lazım. Pişmanlık duyması lazım. Aziz izleyiciler, zaten tövbe ne demek? Ettevbetu ennedem. Tövbe pişman olmaktır. Pişmanlık göstermektir. İncinmektir. Kırılmaktır. Efendim, sıkıntı çekmektir o günahtan dolayı. O günahından dolayı sıkıntı çekmesi lazım muhterem Müslümanlar. Üçüncü şart aziz izleyiciler, tövbenin kabul edilmesi için üçüncü şart en ya'zime en la ya'ude ileyhi eyleyhe ebeda. Üçüncü şart niyet edecek, kast edecek, azmedecek ki ben bir daha bu işlediğim günaha dönmemeye söz veriyorum. Ben işlediğim bu günaha bir daha dönmemeye söz vermiş olması gerekiyor ki onun tövbesi sahih olabilsin. Evet, bu üç şart tövbede yerini almazsa, bu üç şart tövbede olmazsa o tövbe geçerli değil, o insan kendi kendisini aldatıyor. Kendi kendisini kandırıyor, kendi kendisini avutuyor. Böyle bir tövbenin geçerliliği yoktur muhterem Müslümanlar. Eğer günah insanlar ile insanlar arasındaysa, ki bugün muhterem Müslümanlar en azından insanların birbirlerine karşı işledikleri günah şu, nedir aziz izleyiciler? En azından gıybet ediyor. En azından dedikodu yapıyor. En azından insanların arkasından onları üzecek, onları tedirgin edecek, onları sıkıntıya koyacak şeyler yapar. Günahlar işler. Hatalar yapar. Dolayısıyla muhterem izleyiciler, İnsanlar ile insanlar arasındaki günahın tövbesi dil ile olmuyor. Ben bütün günahlarımdan tövbe ettim. Kul hakkıdır. Adamın parasını yemişsin. Adamı aldatmışsın. Adamı kandırmışsın. Adamın aleyhinde atıp tutmuşsun. Adamın malını çalmışsın. Böyle bir tövbe olabilmesi için, böyle bir tövbenin doğru olabilmesi için, sahih olabilmesi için yapman gereken nedir? Hak sahibinin hakkını ödeyeceksin kardeşim. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyururlar ki ya ashab-ı kirama soruyor. Ashabım, müflisin kim olduğunu bilir misiniz? Etedrune menil müflis? Muflis olan kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Ashab-ı kiram dediler ki Allahu ve Resuluhu a'lam. Her zaman dedikleri gibi. Muflis olanı Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz nereden bileceğiz? Ancak ya Resulallah, el muflisu fina, bizim yanımızda, bizim anlayışımıza göre muflis odur ki men la dirheme lehu ve la meta. Ne parası var, ne pulu var, ne malı var. Öylesi insana biz müflis diyoruz. İflas etmiş, top atmış diyoruz.
Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Velakinnel muflise min ümmeti. Ümmetimden muflis olan odur ki kıyamet gününde men ye'ti bi salatin ve siyamin ve haccin ve zekatin ve sadakatin kema kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Esas muflis o değil. Esas muflis benim ümmetimden kıyamet gününde huzur-u ilahiye geldiği zaman büyük namazlar kılmış. Kocaman kocaman yekun olarak namaz kılmış. Yekun olarak oruç tutmuş. Yekun olarak zekat vermiş. Yekun olarak hacca gitmiş. Birçok ibadetleri yerine getirmiş. Ancak muhterem Müslümanlar وَيَأْتِي وَقَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا gelir ama bunun malını almış olarak gelir. Allah Celle Celaluhu hiç kimsenin hakkını kimsede bırakmaz. اِنَّ اللّٰهَ لَيَأْخُذُ مِنَ الشَّاتِ الْقَرْنَى لِلشَّاتِ الْجَمَّى. Allah-u Azimuşşan Hazretleri ahirette öyle bir adaleti gerçekleştirecek ki boynuzsuz olan hayvanın hakkını Allah boynuzlusundan alacak muhterem Müslümanlar. Adamın malını yemişsin. Adamın malını gasp etmişsin. Adamın malını çalmışsın. Adamı kandırmışsın. Adamı aldatmışsın. Gelmişsin ben tövbe ettim. Böyle bir tövbenin geçerliliği yok kardeşim. Hak sahibinin hakkını ver, hakkını. Dünyadaki muamele para ile, pul ile oluyor. Ama ahirete kalırsa muhterem izleyiciler, para pul ahirette yok. Ahirette hak verilirken, hak alınırken salih ameller verilir. Salih ameller alınır. Efendim ve ye'ti ve qashatama hada buna küfretmiş. Bunun huzurunu bozmuş. Bunun efendim şeref ve haysiyetini zedelemiş. Ve ye'ti ve qassafa kadami hada bunun kanını dökmüş. Kanını dökmüş. Bunlar haklarını alacak. فَاِنْ فَنِيَتْ ameller bitti. Ameller sonsuz değil. Ameller sonsuz olan değildir muhterem Müslümanlar. Amellerin sonu var. Ameller tükendi ise ne yapacak bu adam? Bu adam başkalarına yapmış olduğu haksızlıklardan dolayı, yanlışlıklardan dolayı onların günahlarını Allah onların üzerinden alacak, bu insanın sırtına yükleyecek, böylelikle bu insanı da azab-ı ilahiye gönderecek, cehenneme gönderecek, azabına gönderecek, efendim cehennem ateşine maruz kalacak muhterem Müslümanlar. Esas müflis olan budur. Dolayısıyla İnsanlar arasındaki hukuk, birbirinizden helallaşın, kıyamete bırakmayın, hesap gününe bırakmayın, dünyada birbirinizle helallaşın kardeşim. Ne olur ne olmaz, kiminle arkadaşlık etmişseniz, kiminle komşuluk etmişseniz, kiminle alışveriş yapmışsanız, kiminle ilişkileriniz olmuş ise onlarla helallaşın. Onlarla helallaşın. Onlara hakları varsa verin veya onlardan helallık dileyin muhterem seyirciler. Yoksa bu iş ahirete kalırsa Allah muhafaza etsin, salih amellerinizi elinizden alacak. Hatta böylesi insanlar var. Huzur-u ilahiye geldiği zaman amel defterini açarlar. Amel defterini açarlar. Bakarlar ki amel defterinde sevap yok. Ya Rabbi der ki kul,
Ya Rabbi benim sevaplarım vardı, hayır hasenatlarım vardı, ibadetlerim vardı. Ben bugün bu ibadetleri defterimde, amel defterimde göremiyorum. Acaba amel defterimden nereye gitti bu amellerim? Cenab-ı Rabbul Alemin buyuracak ki evet, senin amellerin vardı ama muhafaza etmedin. Ona buna sataştın, onun bunun hakkını yedin, onu buna aldattın, gıybet ettin, küfrettin, kanını döktün, hakaret ettin, zulmettin. Onlara gitti bunlar. Onlara gitti diye Cenab-ı Hak buyuracak. Yine başka birisi diyecek ki ya Rabbi ben amel defterimde büyük sevaplar görüyorum. Ben bu sevapları işlememişim. Ben bu amelleri yapmamışım. Bunlar bana nereden geldi? Diyecek. Cenab-ı Rabbul Alemin buyuracak ki bunlar seni gıybet edenler, sana hakaret edenler, sana zulmedenler, sana haksızlık edenlerin amelleridir. Hakların hakkını o şekilde onlardan almış oldun diye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o kula bunu ifade ediyor muhterem Müslümanlar. Dolayısıyla bu tevbenin dördüncü şartı kullar arasındaki hak ve hukukun verilmesi veya helallık istenmesidir muhterem Müslümanlar. Eğer malını almışsa malını iade edecek. Eğer ona hakaret etmişse ondan özür dileyecek. Eğer ona efendim küfretmişse ondan af ve mağfiret dileyecek, bağışlanmasını dileyecek muhterem Müslümanlar. Evet, eğer o günah gıybet ise, dedikodusunu yapmış ise, arkasında atıp tutmuş ise, arkasından onu çekiştirmiş ise, o zaman ondan helallık dilemek mecburiyeti var. Ve bütün günahlardan tövbe etmek lazım. A'dan Z'ye kadar. Eğer o adam tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder. Ancak muhterem Müslümanlar 100 tane günahı var. 10 tanesinden tövbe etti, 90 günahı bıraktı. Allah bu 10 günahı, tövbe edilen 10 günahı Allah affeder mi? Evet. Ehli hakka göre, ehli ilme göre 10 tane günahtan tövbe etmişse Allah o 10 tane günahı Celle Celaluhu Rabbul Alemin onu affedecektir muhterem Müslümanlar. Allah kulun tövbesini arzu ediyor. Allah kulun tövbesinden memnun oluyor. Allah kulun tövbesini seviyor ve tövbe etmesini istiyor. Hatta tövbe eden bir insan Allah katında hiç günah işlememiş olur. اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Günahından tövbe eden bir insan o günahı hiç işlememiş gibi olur. Hiç o günahı işlememiş gibi olur. Allah meleklere o günahı unutturur. Allah o günahı defterden siler, amel defterinden siler. Allah yeryüzüne işlenen günahı unutturur muhterem Müslümanlar. Allah vücut azalarına işlenen günahı unutturur. Çünkü bunlar kıyamet gününde kulun lehinde veya aleyhinde şehadet edecek muhterem Müslümanlar. Hatta kafirlerin, münafıkların, din düşmanlarının yaptıkları günahlarını, azaları, elleri, ayakları, vücut azaları dile getirdikleri zaman o insanlar vücutlarına sitem edecekler. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ. İnsanlar derilerine, azalarına diyecekler. لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Niçin bizim aleyhimizde şehadet ettiniz? Niçin bizim aleyhimize şehadet ediyorsunuz?
Neden biz size o kadar baktık? Efendim yorulmayasınız diye namaz kılmadık. Sıkıntı çekmeyesiniz diye oruç tutmadık. Efendim malımız paramız bol olsun diye zekat vermedik. Efendim sıcaktan sizi koruduk, soğuktan koruduk, her türlü tehlikelere karşı koruduk. Şimdi de siz bizim aleyhimizde şehadet ediyorsunuz diye sitem edecekler muhterem Müslümanlar. Onun için Cenab-ı Hak kul tövbe ederse günahlarından Allah-u Azimuşşan Hazretleri o günahları meleklere de unutturacak, vücud azalarına unutturacak, işlenen yere de unutturacak ve amel defterinden de silecektir muhterem Müslümanlar. Ve Allah tövbeleri kabul edendir muhterem Müslümanlar. Evet, Müslim radıyallahu teala anh'ın rivayetinde lallahu eşeddu farahan, Allah daha çok seviniyor. Deyim yerindeyse bi tevbeti abdihi, kulun tevbesinden Allah daha çok seviniyor. Neden? Hine yetub, ya tevbe ettiği zaman Allah kulun tevbesinden çok memnun oluyor. Min ahadikum, sizden birinizden daha fazla. Sizden birinizin durumu nedir? Kâne alâ râhiletihi, devesi üzerinde iken çöl ıssız bir yerde, devesinin üzerinde suyu var, yiyeceği var, ihtiyaçlarını göreceği her türlü gerekçeler, efendim araç gereçler devesi üzerinde iken devesi ondan kaçtı, ondan uzaklaştı, arkasına düştü ama o devesine yetişmedi, devesi gözden kayboldu, nereye gittiğini bilemiyor, ıssız yer, çöl yer, susuz yer, efendim her türlü sıkıntılı olan bir yerde. Ne yaptı bu insan? Devesinden umudunu kesti. Geldi bir ağacın altına uzandı. Dedi hiç olmazsa ben bu ağacın altında öleyim. Öyle karar verdi. Öyle karardı verdi. Ve o ağacın gölgesinde uzandı. Ve devesinden umudunu kestiği bir sırada birden bakar ki muhterem Müslümanlar, ölüme teslim olan, öleceğine inanan, ölmek üzere uzanan o insan birden bakıyor ki devesi başı üzerinde duruyor. Başı üzerinde duruyor. Ve onun dizginini eline alıyor. O kadar sevindi ki bu insan, ölümden kurtulan, susuzluktan kurtulan, helak olmaktan kurtulan, azıksızlıktan kurtulan o adam, o kadar sevindi ki çok şiddetli bir sevinçten dolayı efendim dedi ki Allahümme ente abdi ve ene rabbuk. Kul hata etti. Sevincin büyüklüğünden Allahüm ben senin kulunum, sen benim Rabbimsin diyecek yerde dedi ki Allahüm ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun. Hata etti sevincinden dolayı. İşte bu insan ne kadar sevinecekse, bu insan ne kadar seviniyorsa muhterem Müslümanlar, Allah-u Azimuşşan Hazretleri tövbe eden kulun tövbesinden daha fazla razı oluyor, memnun oluyor ve bu nedenle de muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hadis-i şerifte ifade edildiği gibi اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالْلَيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ. Allah gece tevbe kapısını sonuna kadar açık tutuyor. Tevbe kapısını açık tutuyor. Niçin? Gündüz günah işleyenlerin tevbe etmesi için Cenab-ı Rabbul Alemin gece tevbe kapısını sonuna kadar açık tutuyor. Sonra insanlar gibi değil muhterem Müslümanlar. İnsanların tatili var. İnsanların gecesi var. İnsanların bekçileri var. İnsanların kapıcıları var. Ünlü insanların her türlü donanımlı bekçileri var.
korumaları var. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir koruması yok. Cenab-ı Hakk'ın kapısı gece açık, gündüz açık, tatilde açık. Tatili zaten yok muhterem Müslümanlar. Onun için Cenab-ı Rabbul Alemin gündüz günah işleyen insanlar pişmanlık getirip Allah'a dönüş yapabilmeleri için Allah-u Azimüşşan Hazretleri gece tevbe kapısını sonuna kadar açık bırakıyor. Ki kul Allah'a dönüş yapsın, pişmanlık duysun. Zaten muhterem Müslümanlar, İslam'a göre insanın sağında solunda iki tane meleke var. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ Sizin üzerinizde muhafızlar var. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ Mükerrem kullardır, yazarlar. Efendim, يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Sizin yaptıklarınızı bilirler. Ne yaparsanız melekler bilirler. Sağdaki melaike, soldaki melaikenin amiri konumundadır. Bir insan günah işlediği zaman soldaki melaikeden izin ister. Der ki bu adam günah işledi. Ben bunun günahını yazayım mı? Müsaade eder misin? Çünkü sağdaki melaike, soldaki melaikenin amiri konumundadır. Onun için sorar, bu adam günah işledi, günahını yazayım mı? Sağdaki melaike der ki, buna süre ver, buna müsaade et. 6 saat geçtikten sonra yazarsın. 6 saat geçmediği sürece günahlar yazılmıyor muhterem Müslümanlar. Onun için Cenab-ı Hak 6 saat süre veriyor ki, bu 6 saat içerisinde kul tövbe ederse, kul pişmanlık getirirse, nedamet ederse, Allah'a dönerse, Allah o günahı meleklere yazdırmaz muhterem Müslümanlar. 6 saat geçtiği halde, eğer kul tövbe etmezse, yine soldaki melaike, sağdaki melaikeye sorar, 6 saat geçti, bu adam tövbe etmedi. Ben bunun günahını yazayım mı der ve izin ister. Sağdaki melaike, soldaki melaikeye der ki, uktub, uktub, arahanallahu minhu. Yaz, Allah bizi bu günah işleyen insandan kurtarsın. Günahlardan melekler çok rahatsız oluyor. Çok eziyet çekiyor, hiç arzu etmiyor, kulun günah işlemesinden sıkıntı duyuyor. Onun için beddua ediyor bir yerde. Uktub, yaz, arahanallahu minhu. Allah bizi bundan kurtarsın, istirahat ettirsin, hep bunun günahını yazmayalım. Ve günahlar yazılırken nasıl yazılıyor muhterem Müslümanlar? Allah'ın rahmetine bakın. Allah ne kadar merhametkâr, Allah ne kadar lütufkâr, Allah'ın bu rahmeti ne kadar bol muhterem Müslümanlar. Diyor ki, uktub, nasıl yazayım diyor, günaha bire bir yaz. Bir günah işlemiş, karşılığında bir tane günah yaz. Ama bir kul bir sevap işlerse, sağdaki melaike, soldaki melaike, sağdaki melaikeye sormadan, sağdaki melaike, soldaki melaikeye sormadan hemen onun o sevabını yazar, beklemeden yazar. 6 saat beklemeden yazar. Nasıl yazar muhterem Müslümanlar? Kur'an'ın ifade ettiği gibi yazar. Estaizu billah. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا Kim bir sevap işlerse, onun karşılığına Allah 10 sevap kendisine verir. Normalde muhterem Müslümanlar, işlenen günahlar bire birdir. Yani yazılırken günah bire bir yazılır.
Ama sevaplar muhterem Müslümanlar yazılırken en az 1'e 10'dur. 1'e 100'dür. 1'e 300'dür. 1'e 1000'dir. 1'e 10.000'dir. 1'e 30.000'dir. Ve Allah'ın dilediği şekilde bu sevaplar yazılıyor muhterem Müslümanlar. İşte aziz izleyiciler, Cenab-ı Hak kulun tevbesini arzu ettiği gibi, kulun tevbesini arzu ettiği için gece günah işleyen, gündüz günah işleyen insanların tevbe etmeleri için Allah tevbe kapısını geceleyin sabaha kadar açık tutuyor. Yine gece gündüz günah işleyen, gece günah işleyen kulların tevbe edebilmesi için gündüz Rabbul Alemin tevbe kapısını sonuna kadar açık bulunduruyor. Ne zamana kadar? Efendim, hatta tatlu'ş-şemsu min magribiha. Güneş batıdan doğuncaya kadar bu hal böyle devam eder muhterem Müslümanlar. Böyle gider, böyle devam eder. Onun için aziz Müslümanlar, bir an evvel tövbe etmek lazım. Çünkü muhterem Müslümanlar, kul efendim bir günah işler. Kul bir günah işler. Din-i mubin-i İslam o insanın o günahından behemahal tövbe etmesini efendim ister. Tövbe etmesini arzu eder. Tövbe etmek suretiyle Allah'a dönüş yapmasını ister muhterem Müslümanlar. İşte insan için gerekli olan nedir aziz izleyiciler? İnsan için gerekli olan şu, hayatın kıymetini bilmeli. Hayatın kıymetini değerlendirmeli. Hayatın önemini bilmeli. Bu hayat ile aziz izleyiciler, bu hayat ile ebedi bir hayatı kazanmak için dünyaya gelmişiz. Bu hayat bize boşuna verilmemiş. Bu hayat çok değerli, çok kıymetli, çok önemli. Çünkü bu hayat ile cennet hayatını kazanacağız. Ebedi hayatı kazanacağız. Ebedi hayat burada kazanılacak aziz izleyiciler. Ve dünyanın, aziz izleyiciler, dünyanın 1000 sene, dünyanın 1000 sene mes'udane hayatı mümkün olsa bir insan dünyada 1000 sene ama hep mutlu olsa, mutlu bir hayat geçirse, mutlu bir hayat devam ettirse, cennet hayatının 1 saatine mukabil gelmiyor. Dünyada 1000 sene mutlu bir hayat mümkün olsa, dünyada 1000 sene mutlu hayat yaşayan olmamış. Yaşayan olmuş ama mutlu değil. Hazreti Nuh yaşamış. Ama Hazreti Nuh o kadar kavminden eziyet görmüş ki, o kadar işkence görmüş ki, onu dövüyorlardı. Öldü diye bırakıyorlardı. Öldü artık bırakalım. Ölmüş diye onu o şekilde bırakıyorlardı. Evet 1000 sene yaşamış ama bu işkencelere de maruz kalmış. Hazreti Adem aleyhisselam 1000 sene yaşadı. Ama oğlu Kabil'den çektiğini bir Allah bilir muhterem Müslümanlar. Hiçbir insan dünyada eziyet çekmeden yaşaması söz konusu olmamıştır. Çünkü dünya tubi'at ala kederin. Dünya gam suyuyla yoğrulmuş muhterem Müslümanlar. Dünya gam suyuyla yoğrulmuş olduğu için efendim insan dünyada sonuna kadar mutlu bir hayat yaşaması mümkün değil. Hayatımızın kıymetini bileceğiz. Ve her geçen saatin boşuna geçmemesine dikkatli olacağız. Hayatımız saatlerden ibaret, nefes alıp vermekten ibaret, günlerin geçmesinden ibaret. Her geçen gün
Hayatımızın bir bölümünü alıp geçiyor muhterem Müslümanlar. Gün geçmiyor, gün geçmiyor. Hayatımız geçiyor, hayatımız tükeniyor, hayatımız heder oluyor, hayatımız elimizden geçiyor. Niyazi Mısri'nin dediği gibi, günde bir taşı binayı ömrümün düştü yere, her gün vücudumun binasından bir taş yere düşüyor. Günde bir taşı binayı ömrümün düştü yere, can yatar gafil, insan gaflet içerisinde mışıl mışıl yatıyor. Ama viran, ama binası oldu viran, binası viran oldu, binası yıkıldı, beyhaber kendisi de habersiz. Zaman geçmiyor, gelin biraz oyun oynayalım, zaman geçsin diyen insanlar var. Bu zaman senin en kıymetli varlığındır. Senin en kıymetli sermayendir. Sen sermayeni böyle mi heder edeceksin? Hayatının kıymetini heder mi edeceksin? Hayatının kıymetini bilmeyecek misin hey zavallı? Hayat Hayy-i Kayyum'a aittir. Hayat Allah'a aittir. Mesarif ve levazımatını Allah tedarik ediyor. Hayatımızı iman ile hayatlandıralım ehli iman. Hayatımızı iman ile hayatlandıralım. Hayatımıza iman hayat vermeli. İman hayatımıza ışık vermeli. Nur vermeli, huzur vermeli. Efendim, Allah'a iman ederek hayatımızı değerlendirmemiz lazım. Hayatımızı faraizi kılmakla Allah'a karşı yapılması gereken faraizi kılmakla hayatımızı değerlendirelim. Hayatımızı güzelleştirelim. Hayatımızın süsü ibadet, ibadet. İza ente lem izel mer'u lem yelbes thiyaben min ettuka. Kişi takva elbisesini giymezse tekallebe uryanen velev kâne kâsiyen. O çıplaktır daima. Velev ki giyinik de olsa yine çıplaktır muhterem Müslümanlar. Dolayısıyla faraizi yapmakla hayatımızı zinetlendirelim, hayatımızı güzelleştirelim, hayatımızı kıymetlendirelim ve günahlardan çekinmekle, günahlardan uzak durmakla, günahlara yaklaşmamakla hayatımızı günahlardan çekinmekle muhafaza altına alalım. Hayatımızı muhafaza altına alabilmemiz için aziz izleyiciler ne yapmamız lazım? Günahlardan uzak durmamız lazım. Evet, her geçen saatin kıymetini bileceğiz. Çünkü insan bir saat üzerine gelir ki efendim acaba bir saat sonra benim halim ne olacak? Çünkü insan teller üzerinde yürüyen cembaz gibi düştü düşecek. Yani her an Hazreti Azrail aleyhisselam, her an Melekül Mevt aleyhisselam gelebilir ve ruhumuzu alabilir muhterem Müslümanlar. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Hayatımızı değerlendirelim kardeşim. Hayat elimizdeyken hayatın kıymetini bilelim. İbadetle hayatımızı geçirmeye çalışalım. Acaba ölülerin şu anda düşündükleri nedir? Ölülere sorulabilse, ölülere denilebilse, şu anda sizin en çok arzu ettiğiniz nedir? Ölüler diyecek ki, keşke Rabbimiz bize imkan verse, bir kere
La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyebilme imkanını Allah bize verse veya Rabbimiz keşke bize bir imkan verse, Allah'ın rızasını kazanmak için iki rekat namaz kılabilme imkanını Rabbimiz bizlere bahşetse, biz kendimizi dünyanın en mutlu insanı olarak kabul edeceğiz. İşte ölülerin temenni ettiği, ölülerin arzu ettiği bu durum şu anda senin elinde. Bu durum senin elinde. İstersen kelime-i şehadeti de getirirsin, istersen iki rekat namazı da kılabilirsin, istersen dua da edebilirsin, istersen Allah'tan af ve mağfiret de dileyebilirsin ve bu artık sana kalmış. Şu anda senin elinde böyle bir imkan var. Böyle bir imkana sahipsin. Bu imkanı değerlendir. Bu imkanı heder etme. Bak, zaman gelecek, kelime-i şehadeti getirmek için temenni edeceksin. Ama o temenni de eline geçmeyecek. O temenni de eline geçmeyecek. Keşke diyeceksin. Keşke iki rekat namaz kılabilseydim. Keşke kelime-i şehadeti getirebilseydim diye temenni edeceksin. Ama bu işte senin elinden geçmiş olacak kardeşim. Evet, ehlullah, muttaki insanlar, kendilerini din-i mubini İslam'a adamış olan insanlar, kendilerini din-i mubini İslam'a hasreden insanlar diyorlar ki, hayrun nas, insanların en hayırlısı kim aziz Müslümanlar? İnsanların en hayırlısı kim? Parası çok olan mı? Para dünyada kalıyor. Malı çoğu olan mı? Mal da dünyada kalıyor. Gayrimenkulleri çoğu olan mı? O da dünyada kalıyor. Evladı, ayalı çok olan mı? Onlar da dünyada kalıyor. Muhterem Müslümanlar, İnsan dünyaya çıplak olarak geliyor. Muhterem Müslümanlar, İnsanoğlu dünyaya gelirken çıplak olarak geliyor. Ahirete intikal ettiği zaman da yalnız başına ve de çıplak olarak gidiyor. Sadece Allah-u Azimuşşan Hazretleri insana bir kefen nasip ediyor. Başka bir şey yok muhterem Müslümanlar. Tecerrad mined dünya, dünyanın gayrimeşru menfaatlarından soyun, terk et. Fe inneke inneme, ancak sen eteyte ile dünya, dünyaya geldiğin zaman ve ente mücerredu, dünyaya geldiğin zaman çıplak olarak geldin, çıplak olarak da gideceksin. İnsanların en hayırlısı dünya kendisini terk etmeden dünyayı terk edebilen insandır. Evet, men tereket dünya kable en tetrukehu, dünyayı kendisini terk etmeden evvel o dünyayı terk eder. Ve arza rabbehu, Rabbini razı eder. Kable en yelgah, huzurullah'a gitmeden evvel Allah'ın rızasını kazanan insana ne mutlu. Ve ammara kabrah, kabrini onaran, kabrini tamir eden. Kable en yeskunehu, قبل أن يدخله, قبرنا girmeden evvel قبرini onaran insan ne mutlu bir insandır, ne kadar değerli bir insandır, ne kadar kıymetli bir insandır. Evet muhterem Müslümanlar, tövbe edelim. İş elimizdeyken işi sağlama alalım, Allah'a dönüş yapalım. Bir gün zaten döneceğiz. Bir gün huzurullah'a döneceğiz. Bir gün Cenab-ı Rabbul Alemin'in dergah-ı uluhiyetine döneceğiz. Ama tövbe etmiş, amel etmiş, rıza ilahi kazanmış bir şekilde Allah'ın huzuruna dönmek var.
bir de eli ayağı kelepçeli olarak huzurullah'a dönmek var muhterem Müslümanlar. Dolayısıyla aziz izleyiciler, efendim eli kolu ayakları kelepçeli olmadan evvel özgür bir şekilde Allah'ın rahmetine dönmeye çalışalım. Af ve mağfiret dileyelim. Rabbimizden bağışlanmamızı isteyelim. Evet muhterem aziz ve muhterem izleyiciler. Aziz ve muhterem Kanal Arfa TV izleyicilerim. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Rabbul Alemin bu cuma günü hürmetine, hasta olan din kardeşlerimizin hastalıklarına acil şifalar ihsan eylesin. Sıkıntıda olan din kardeşlerimizin sıkıntılarını defaraf eylesin. Bu mübarek cuma günü hürmetine kimin ne muradı varsa Rabbim hayır üzerine ihsan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tekabbel minna ya Rabbi bi hurmetil Fatiha.